Merhaba, Atatürk Havalimanı'nda Türk Havalimanı'nın uçuş eğitim merkezindeyiz. İçinde bulunduğumuz simülatör Airbus 320 ve bunun yeni bir konuğuyla, daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Türk Havalimanı'na geçmiş önemli bir isimle simülatörde sohbet etmek üzere buradayız. Yalın Bey merhaba. Merhaba. Tabii önemli isim derken Solo Türk'ten bahsederek Türk Havalimanı'na geçiyoruz. Önce siz şu geçiş sürecini bir anlatın. Neler yaşadınız? Solo Türk gibi işte böyle milli bayramlarımızda, özel günlerimizde gökyüzünde göğsümüzü kabartan bir taraftan dünyada bayrağımızı dalgalandıran Türk Havalimanı'na geçtiniz. Aradaki fark ne? Askeri ve sivil uçuş. Aradaki benzerlikleri söylesek daha kısa zaman alır daha, aslında. Ben de tahmin ediyorum. Aradaki fark çok büyük. Bir tanesi hakikaten sizin de bahsettiğiniz gibi çok güzel anlattınız. Türk bayrağını çok ayrı bir platformda temsil ettiniz. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'ni temsil ettiniz. Manevi duygularınızın çok çok daha fazla olduğu bir ortamdan yine aynı şekilde Türk bayrağını taşıdınız. Bu sefer daha ticari bir şirkete bir geçiş. Geçmek öncelikle çok zor oldu tabii ki. Ama hakikaten neredeyse bir benzerlik bulmak çok zor. Yok, farklılıklar o kadar çok bakın, fazla salon, ki. Salonmaj gibi bir kokpit var. Sizin kokpitler nasıl? İnsan zor sığıyor. Aslında amaç o. Çünkü ne kadar içeride fit bir durumda olursanız o kadar uçağa kumanda yeteneğiniz artıyor. Dolayısıyla neredeyse benzerlik yok diyebilirim hakikaten. Sizin farklılıkları saymaya başlasak herhalde ben programın sonuna getiririm. O zaman siz ne yaşadınız? Mesela Solo Türk'te uçarken ki yani bir haleti ruhiyenizi tahmin edebiliyorum. Oradaki tabii heyecanın tavan yapmasıyla Türk Havalimanı'nda bir sivil uçakta iki sorumluluklar çok farklı. Çok farklı. Gelince herhalde ilk önce o sorumluluk tarafında bir gelgitler yaşadınız. Şimdi bir tanesinde sadece Solo Türk'te değil, Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığınız zaman çok ayrı bir amaçla vatan savunması ve buna yönelik birçok faaliyetle devam ediyorsunuz. Solo Türk'ün buna ek olarak harbi hazırlığınızın yanında gösterileri yaptığınız zaman da Bu sefer gösteri tanıtım tarafıyla ilgileniyoruz bizim için. O zaman tanıtım faaliyetleri işin içine giriyor ama yine uçağın içinde siz varsınız. Arkasında çok ciddi bir ekip var bunun olmasını sağlayan. Uçağın içinde tek pilot gözükse bunun bakım ekibi var, iletişim sizlere ulaşmasını sağlayan bir ekip var. Dolayısıyla bu bir takım işi. Ama uçağın içindeyken ve gösteri yaparken sadece o arada söz konusu olan belki de kendi emniyetiniz. Çünkü gösteriler zaten seyirciden uzak bir bölgede yapıldığı için söz konusu olan kendi emniyetiniz ve uçağın devleti olan siz değerinden sorumlusunuz. Ama burada iş tamamen ayrı bir boyuta geçiyor. Bu sefer orada da ne kadar prosedürler, kurallar olsa da burada bu sefer işin içine hukuk giriyor, başka prosedürler giriyor ve arkada oturan yüzlerce kişiden sorumlusunuz. En büyük farklarından bir tanesi yüzlerce kişi olmasa, boş bir uçakla uçuyorsanız bile ne kaptanların ne sizde atlama koltuğu var. Dolayısıyla uçağı bir şekilde indirmeniz gerekiyor. Yani en büyük farklarından bir tanesi bu. Dediğim gibi uçak boş olsa bile. Solo Türk'te toplam ne kadarlık bir dönemde şey yaptınız? Görev. Şimdi Solo Türk'ü 100. yıl faaliyetleri kapsamında emekli Havaorgeneral Hasan Aksay Genelimizin talimatıyla Murat Keleş, Fatih Batmaz ve ben 3 kişi kurmakla görevlendirildik. Bu görevi biz üstümüze aldık. Gecemizi gündüğümüzü neredeyse 1,5 sene eve gitmedik diyebilirim. 7 gün çalıştık. Bunu oluşturduk, komutanımıza sunduk. İlk gösterimizi o zaman Murat Keleş uçuyordu, yaptı 3 kişilik ekipten. Takiben kuruluşuna itibaren başladık, yaklaşık 3,5 seneyi bitirdik. İçinde epeyce gösteri yapıyorsunuz. Yani bir program dahilinde oluyor, bazen resmi günler, bayramlar sebebiyle. Mesela gittiğiniz yerlerde halktan aldığınız tepkiler, anılar neler var? Yani o kadar çok ya, ama nasıl anlatayım? Hakikaten İçinizi titretiyor. Yani ben hayatımda çok kolay ağlayan, gözyaşı döken bir insan değilim. Herhalde ilk Solo Türk'tedir diye düşünüyorum. Türk halkı bu konuda gerçekten çok hassas. Yani değerlerine çok ciddi sahip çıkan bir millet. İşte biraz önce size, röportajdan önce de konuşurken bak, mesela bir Giresun, bir Samsun. Yani buralardaki gösteriler benim hayatım boyunca herhalde unutmadım, unutamayacağım gösteriler. İzmir, yine Milas aynı şekilde. Gelip size karşı o kadar içten cümleler kuruyorlar ki cevap bile veremiyorsunuz. Ben çok böyle suskun bir insan değil ama bir cümle
O anda nutkunuz da cevap bile veremiyorsunuz. Allah benim canımı alsın, ben vatanın borcumu yaptım, sana versin, sen devam ettir oğlum diyor bir tane emekli öğretmenimiz. Bir tanesi gelip diyor ki benim çocuğum diyor sizin gibi olsun, ben diyor sağ kolum diyor. Veyahut da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tarz görevleri yapanların bir süre sonra işte sivil olarak da akrobasi uçuşlarına devam eder gibi bir hissiyata kapılıyoruz. Ama nedense işlerinden pek bu tarafa yönelen olmuyor. Genellikle ticari uçuşlara. Şöyle, herkes gibi benim de aklımdan geçti tabii ki. Ama bu konuyla ilgili hatta yurt dışından da bir iki tane teklif oldu ciddi anlamda. Beğenmişler, görmüşler. İşte ekibimize katılır mısın gibi değişik, şimdi ismini telaffuz etmeme gerek olmayan. Değişik bir iki ülkeden teklif geldi ama gösteri uçuşu hakikaten, nasıl söyleyeyim, manevi tatminle yaşadığınız bir şey. Bunu en güzel yaşayacağınız yerde siz yaşıyorsunuz. Çünkü kendi milletinizin önünde, kendi Türkiye Cumhuriyeti'nde gösteri yapıyorsunuz. Kendi halkınızla bütünleşiyorsunuz. Bunu gidip başka bir ülkede, başka bir gösteri uçağında yaptığınız zaman yani o manevi tatmini... Yani evet. Mesela yurt dışı gösteriler, Amerika'da yurt dışı gösterilere yapsan, gidiyorsunuz. Evet. Çok güzel, ciddi bir bayrak temsili var. Yani ben tanıtımın son noktalarına gelindiğini düşünüyorum. Ama gidip bir 10 bin kişilik, 5 bin kişilik belki bir gösteride, Türkiye'deki bir gösteriyle kıyas götürmüyor oradaki 200 bin kişilik gösteri. Evet. Çünkü burada kendi milletinizle birebir temasa geçiyorsunuz. Şimdi sivil uçuşlara başladınız. Evet. Ve benim oturduğum yerde oturuyorsunuz. Evet. Biz bu programda size torpil yaptık. Şu anda bana ait olmayan bir yerde oturuyorum. Olsun, çünkü biz de en azından buraya ait değiliz. Estağfurullah. Yani bir krem yapınca siz daha oraya aitsiniz. Hayırlısıyla inşallah kısa sürede oraya geçersiniz. Kısmet. Oraya geçmek için kaç yılınız var? Şimdi bu sanırım şirketin kendi politikalarına göre belirli oluyor. Ben de çok hakim değilim. Yani. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ve şirketin belirlediği bazı kriterler var. İnanın şu anda ezbere bilmiyorum. Onları tamamladığınız zaman işte şirketteki konumunuza göre zamanı geldiğinde oluyor diye düşünüyorum. Ama bir yıl kısıt hakikaten yok. Bilmiyorum. 3 saat açıkçası. Yani nereden baksanız işte 5000 saat ortalama diyelim. O civarda 4500, bir şey sanırım. 4500-5000 saat civarında bir şey gerekiyor. Şimdi başladınız. İlk mesela sivil uçuşa geçtiniz. Eğitimleri demiyorum. Eğitim safhasını da. İlk uçtuğunuz anı hatırlıyor musunuz? Bir tabii, çok uçakta. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Muhakkak iyi hatırlıyorsunuz, tahmin ediyorum. Çok iyi hatırlıyorum. İlk uçtuğumuz işte burada base check diye nitelendirilen, sizin bu uçakla iniş kalkışı öğrendiğiniz, arkada kimsenin olmadığı, birden fazla öğrenci ve birden fazla öğretmenle bindiğiniz bir uçuş. Yani çok dürüst davranacağım. İniş kalkış yapıyorsunuz. Onda zorlanmadık. Çünkü neden? İşte Airbus fly-by-wire dedikleri bu elektronik kumandayla olan bir uçak. F-16 fly-by-wire. Dolayısıyla çok alışkınız çabuk diyorsun. Turbofan motor. Aynı özellikler. Onda bir zorluk çekmedik. Ama ondan sonrası tabii ki çok daha ağır geliyor size. İşte çok ciddi, biraz önce bahsettiğim binlerce sayfa prosedür ve doküman okumanız gerekiyor. Burada uçaktan çok usuller, Türk Hava Yolları'nın ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve uluslararası usuller çok ön plana çıkıyor. Onlara çok ciddi hakim olmanız lazım. Onun haricinde en büyük değişiklik iki kıyafet. Kişi uçuyorsunuz. Kıyafet ve iki kişi. Evet. Yani kıyafet de çok önemli. Evet. Haklısınız. İki kişi uçuyorsunuz. Sizin yapmanız gerekenler var. Kaptanın yapması gerekenler var. Onlara intibak ediyorsunuz. Kıyafet gerçekten çok önemli. Burada kravat, gömlekle uçuyorsunuz. Bana hala değişik gelen, orada tulumla uçuyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın veyahut da Türkiye'deki özel hava yollarının ve Türk Hava Yolları'nın en önemli pilot kaynağı Türk Silahlı Kuvvetleri idi. İdi, evet. Ne zaman ki işte bu havacılık iki rakamlı büyümeye, iki haneli büyümeye başlayınca ciddi anlamda pilota da ihtiyacımız doğmaya başladı. Ve uçuş okulları falan ihtiyacı, işte yenileri açılıyor, yapılıyor. Önemli oranda da gençler bu işe ilgi duyuyor. Şimdi biraz ilgi duyan gençler için ne söylersiniz mesleğinizle ilgili? Gerek askeri pilotluk, Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında, gerekse sivil olarak. Şimdi sivil için dediğim gibi tecrübem çok az. Yani şu anda size de yapabileceğim değerlendirme 2-3 aylık ama öncekinden başlayayım. Hava Kuvvetleri pilotluğu için başlayayım. Yani bir daha dünyaya 20 kere daha gelsem 20'sinde de bunu yapmayı çok isterdim. Evet. Dolayısıyla bu iş hava harbi okulundan başlıyor. Eğer bir jet pilotu olmak istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin hava kuvvetlerinde. Hava harbi okulunda çok ciddi bir mühendislik eğitimi veriliyor. Bunun yanında tabii ki asker nosyonunu alıyorsunuz. Ta ki ben işte uçuş okulu, F-16 vesaire diye gidiyor.
Hava yolları için düşünecek olursak, yok ben hava kuvvetlerinden olmak istemiyorum, buraya gelmek istiyorum. Çok fazla bilgim olmamakla beraber şimdi girdikçe görüyorum. Birçok uçuş okulu artık açıldı Türkiye'de. Kaynak oldukça arttı. Türk Hava Yolları'nın kendi ciddi akademi imkanları var ki devamlı ilanlar ben internetten de takip ediyorum, görüyorum. Şirketten de bültenler geliyor. Akademiye ciddi alımlar var. Dolayısıyla bunu istedikten sonra eskiden çok dar olan Boğaz pilot olmak için belki de şu anda Boğaz bizim İstanbul Boğazı genişliğinde. Evet. Bunun daha da genişleyerek devam edeceğine eminim. Dolayısıyla istedikten sonra ben mutlaka imkan bulunabileceğini düşünüyorum bir şekilde. Dolayısıyla ilgi duyan gençlerin... Tabii. Yani pilotluk çok güzel bir meslek gerçekten. İmkanları daha fazla şu tabii, an. Tabii çok daha fazla. Özellikle. Bizim çok daha genç olduğumuz döneme göre çok daha fazla şu an. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli tekrar oldu. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yeni göreviniz. Sizi de uçurmak isterim bir gün artık. İnşallah bir gün beraber uçurursunuz.